Balık oltaları sorduydunuz arkadaşlar. Balık oltaları. Tek 2 kilo, pardon 1 kilo 990 gramdır. Şu da Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan, Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan yüzbaşı silahıdır. Lagart. Evet. Lagart olarak geçer. Fiyat. Evet arkadaşlar, araba sorduydunuz. Arabaların fiyatları nedir abi? Abi değişiyor. 20 lira, 30 lira. Satıldıysa 20 lira, 4 lira. 10 lira. 20 lira arkadaşlar. 30 lira. Ha, böyle bir şey diyor. Göreceğim bak. Evet. Görüyor musun? Tabii. Teknik her şey. Vallahi teknik oldu. Evet arkadaşlar, yine bir pazar çekimlerindeyiz. Evet arkadaşlar, yine bir pazar çekimlerindeyiz. Şey sat, sorayım mı? Ne? Betmikine. Sor. Çalışıyor mu abi bu? İkisi de bu abi, yani çalışıyorlar. Ne evet, diyorsun abi fiyatına? Gel abi, gel şöyle. Hemen geldim, parayı. Bu avuç ne kadar? Avuç ne kadar abi? 10 lira abi. Armut? Bu da çalışıyor, bu da çalışıyor, bu da çalışıyor. Ne kadar abi bu? Şurada bu mu? He. Bu böyle 100 lira. 100 lira da o 200 lira böyle. 100 lira. He. Zaten deneriz abi burada. O denersin, gelme de sıkıntı olma. Evet arkadaşlar, şöyle televizyon 100 TL. 3 milletle uyduyla beraber verecek abi. Tabii ki beni de tanıyorlar abiler. 10 lira abi dizgisi. Nereye? Her yere baktım. Tanesi dizgisi. Dizi 10 liraydı. Ben de ikisi anladım. İkisini ver ya, 10 lira da alayım. Ne var? Abi, 10 lira kilosu. Ya buradaki kilo. Evet arkadaşlar, buradan da keviz bile var. Armut. Alıcın kilosu 10 TL. Kilosu 40 TL'ye geliyor. Bağası 10 lira diyor. Alo. Getir, biz pazarındayız da. Sana televizyon kamera mı bu? Gençlerin kamerası. Tamam, hepsi 100 liraya veriyor. Biz sana onu bir görüntülüye getirir mi? Evet arkadaşlar, televizyonun denemini yapıyoruz. Şuraya bir bas bakayım. Ablacığım, onu bir şu şey öbür tarafa takala, şöyle dibe bir şey çıkartsa. Ne tarafa? Yo, şuraya, şuraya. Ha. Abi bıçağında niye tutuyor? Ne olur? Prizde ya, ne olur ne olmaz yavrum, patlar matlar ya. Ufak ya, ondan diyoruz. Ufak olsun. Çalışmıyor arkadaşlar. Prizde sorun olmasın? Olabilir. Prizin ışığı yanıyor mu? Görmüyorum yandığını. Yanıyor. Vallahi mi? Sıfıra indirdin. Hayır. Hayır. Yanıyor. Hayır. Betül çalışmıyor herhalde. Neden aldınız da ya? Ha, şuradan. Keşot. Tamam. Çalışmıyor. Tamam, çalışma. Ya çalışma da abi. Dur bacım, çağır. Evet arkadaşlar. Televizyon çalıştı, televizyonu alacağız. Evet arkadaşlar, ikisine 100 TL veriyoruz. Çalıştırdık.
deminden çalıştıramadık abi. Hayırlı olsun. Burada sattırıyor bunlara. Evet, gezmelere devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, televizyon aldık. Yine gezmelere devam ediyoruz. Abi kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Ne yapıyorsun, nasılsın abi? Allah'a şükür. Şu antika değil mi abi? Evet, ne diyorsun abi bunun fiyatına? Böylece yüklü adı hayaller var. Hayaller beraber. Şu tartışma üretimi bağlanamıyor. Kasetli. Söylemek için. Sen şimdi bunu sattığın için, kamerayı. Onu çalıştığını çalışmadığını sen bilirsin. Yok abi, bilemez. Anlamam ondan da. Bilim adamları. Bir sürü bilme var. Hangisi açıyor, hangisi kapalı diye bilemez. Böyle bir kötü hali değil. Hangisi yaz bilmesi, hangisi kız sevgisi. Ben bile bazen karıştırıyorum. Abi sıfır ürünlerin bile var ya senin. Var ya. Böyle seni çekeyim abi. Bit pazarına geldiklerinde abiyi bulun. İsim neydi abi? Yavuz ismi. Yavuz abi. Yavuz abiden ben dolu alışveriş yaptım arkadaşlar zaten. Bilirsiniz. Evet. Detoks uzmanı. Mesela abi şunların fiyatlarını soranlar var. 700 lira. Kuslanma moto. 700 lira. Size çok sağ olun. Aç. Herhangi bir ismiye. Başkama moto 800 lira. Kilit kadar 300 lira. Beni soruyor da. Bozuk olur. Şu bakkapların fiyatları nedir abi? 50 TL. 50 TL. Şarjlı. Büyük ilkte 500 lira. İsmiler 800. Küçük isimler 500. Fiyatları teker teker söyledi abimiz. Emrah bozuk ol, bozuk. Şam gidik. Abi yaradan doğru gösteriyoruz. Arkadaşlar, elimden geldiği kadar çekim yapmaya çalışıyorum sizler için. Pek abim, teşekkürler. Hadi kolay gelsin. Hadi sağ olasın abim. Evet arkadaşlar, baltalar. Kolay gelsin abim. Sağ olun, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun, nasılsın abi? Hamdolsun, teşekkür ederim, sağ olun. Şöyle çekeyim sizi abi. Ya çıkıp çek. İşler nasıl abi? Çok şükür, elhamdülillah. Bayağıdır çekim yapmıyordum. Evet, yapmıyordum. Bugün geleyim dedim. Bir ara şey, bir arkadaş çekiyordu. O bizden değil abi, o başka kim? O değil, sizden. Siz? Sizinki? Benim. 100 lira, sana 80 lira olur baba. Çorum gurme. Çorum? Gurme. Gurme. Eyvallah. Abim görüşmek üzere. Haftaya yağmur yağmasa yine buradayız. İnşallah. Yani açık havalı. İnşallah. Hadi abim kolay gelsin. Sağ ol, güle güle. Ayağlı garip. Yok mu? Var da 70 lira bir odası. Evet. Sesinden anlaştığına göre Akrab Ağacı'nın yanındayız. Abim afiyet olsun ya. Ekmek geçken. Abi fena yakaladık arkadaşlar. Akraba ben ekmek geçken yakaladım ya. Abi kolay gelsin. Utanma ya, niye utanıyorsun? İyi canın sağ olsun. 25'e kendim aldım, 25'e de kendim aldım. Evet arkadaşlar, akrabanın gelindeyiz. Şöyle bir kesse. Midem. Ve teyzem elinde yine bir şey bulmuş. Geçenden destek aldıydı. Ömürsü günü de tırmık aldıydı. Bugün ne alacaksın teyzem? Bu neymiş ya? Ne çapa olduğunu... Gibi bir şey. Çapa herhalde. Çapa. Şunu alayım mı Bahar? Evet arkadaşlar. Burada da...
burada ne varmış? Teyzem yine bir şey buldu arkadaşlar. Evet, yine kendine bir şey buldu. Heh, balık oltaları sorduydunuz arkadaşlar. Balık oltaları. Evet, teyzem yine kendi dürbün buldu arkadaşlar. Dürbün ne kadar? 500. İyi. Balık şeyleri ne kadar? Şunlar. 150 var, 200 var. 150'ye varmış arkadaşlar. 250'ye varmış. Bunlar denemek lazım arkadaşlar. Çorum'da da zaten. Evet, balık şeyleri de var. Bir tanesi var. Evet. Bunların tanesi ne kadar abi? 10 lira. 10 lira. 10 liraymış arkadaşlar. Biliyor. Çalışıyor ama biliyor. Limon sıkacağı, tansiyon hastası çok bizde. Yok. Evet arkadaşlar, antika ürünler. Abi bu arabanın fiyatı ne? 5 lira. Bu ne kadar? 5 liraymış arkadaşlar vallahi. Kapıları falan da açık. Güzel. Güzel ürünlerimiz var. Ne kadar? Tanju. Şunu çeker misin? Niye çekiyorsun? Şunu çektirir. Onlar doğramaz ama eti doğrayamaz. Kendin mi? Tanju, şunu alalım mı? Nasıl? Bu çok rahat oluyor. Terzilik de ben terziyim de. Hangisiyim? Bak ben de şunu. Diplomayı ben vereceğim. Bana diplomayı ben vereceğim. İyi. Seninki de. Sana da şahit işlerim. Benim şu mağazım. Gözüme kıyamar yapılacak. Gözüm şeydi. Şunu ben alayım. Bana da bu geldi. Ne kadarmış? 3 liraymış. 3 lira. Vallahi hiçbir şey de alın. Şunu sen al. 3 liraymış arkadaşlar. Bedava. Abi bir renk bul hadi arkadaş olsun. Evet arkadaşlar, araba sorduydunuz. Arabaların fiyatları nedir abi? Abi değişiyor. 20 lira, 30 lira. Satıldıysa 20 lira, 10 lira. 20 lira arkadaşlar, 30 lira. Ha, böyle bir şey diyor. Görüyor musun? Tabii. Teknik her şey. Vallahi teknik oldu. Toplamda verebilir miyim hepsini? O zaman seni şöyle çekeyim abi. Tamam. Abi bulun arkadaşlar, bit pazarına geldi miydi? Toptan verecek. Bak o başkan orada, burada. Ben çırağım. Onu çek. Merhaba. 10 numara istersin abi. Teşekkür ederim. Dediğimi anladın. Nerede aynı? Şöyle gezeceğiz. Lan ben bunu baktım mı çıkarttım haberimi. Efendim? Yok. Hediye ederim ama satmam. Allah Allah. Oo. Müthiş. Abi harikasın ya.
Teşekkür ederim. Sen de Kemal Atatürk hastasın. Güzel böylesiniz. Benim tezgahım topla. O hediye. Şey hediye diyorum. Satlık değil. Yok hediye. Bunlar bu gülle. Bak burada Osmanlı. Ne dediğim Bahabili miyim? Şurada. Evet arkadaşlar. Evet, tam şey çark köşelik demeyin. Tam çark köşelik. Top mermisi. Top mermisi. Evet. Bu kale duvarlarını bununla yıkarlardı. Anlat abi. Ben araştırmacı yazar Osman Karaca. Bu Osmanlı döneminde barutun icadı olmasıyla birlikte top mermisi olarak geçer. Gülledir bu. Evet. Ondan sonra ağırlığı da yaklaşık 1 kilo 990 gramdır. Şu da Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan yüzbaşı silahıdır. Lagart. Evet. Lagart olarak geçer. Fiyatı ne ya bunun? Bu satlık değil. Satlık bunlar değil. Satlık değil. Madalya da satlık değil. Bu Kurtuluş Savaşı şeyine verilen, gazilere verilen madalya, madalya. Cephede. Evet. Canlarını feda etmek uğruna göze alarak şey yapan yaralılara farklı veriliyor. Kırmızı şeritlik, evet. Yeşil şeritlik diye. Bunun yanında işte Çerkez kaması mesela, kız kaması da derler ona. Bu da çok eskidir. Evet. O satlık mı? Yakın satlık efendim. O da satlık mı? Yok. Bunlar satlık değil. Harikasın abi vallahi. Teşekkür ederim. Bu arada Yozgat'tan geliyorum. Yozgat'tan. Evet. Yozgat'tan geliyor. Abi. Yozgat'a selam olsun. Teşekkür ederiz. Aleyküm selam. Tren. Ne tren? Trenimiz var. Tren de var. Arkadaşlar şöyle. Evet. Abi değerlere değer kattın ya resmen. Vallahi bak. Ha bu arada şunlar da ülkemizin Amerika'ya teslim olduğunun belgesidir. 1950'lerde İncirli Üssü'nün açılış anısına Amerikan askerlerine plaket olarak verilen F-16'lar, evet. Jetler. Bundan da 5 tane vardı, 2 tane kaldı. Yani Türkiye'de toplam 5 tane var bunlar. Evet abi. Ben. Peki abi çok ne teşekkür ederiz. Abi? O 30 lira olsun size. 50 lira da. Kız kaması da derler ona. Hı. Evet. Bek abim çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hadi sana kolay çok gelsin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yine gezmelere devam ediyoruz. Tanır abiyi bıraktık. Kolay gelsin abim. Sağ ol abi. Ne yapıyorsun abi? Nasılsın? Oturuyor abi. İşler nasıl abi? İşler fena değil abi. Allah elim sağlık versin abi. Sağ ol abi. Allah sağlık pazarı versin. Teşekkür ederim.
Evet arkadaşlar, Ali abinin yanındayız. Şöyle sizi de çekeyim abim. Ne kadar? Merhaba kardeşim. Merhabalar abim. Kolay gelsin. Şöyle ürünlerine bakalım abinin. Abi ben bunu alayım, ne kadar? Radyolar. Allah o sana 40 lira olur. Ben ne kadar 100 liraya satayım. Sana arkadaş şey çektiği için. Saat. Şu saat ne kadar abi? 10 lira. Güzel. Bu da mı ışık abi? O müzik aleti. Evet. Çatlaklar ne kadar abi? Soranlar oluyor biliyor musun? 10 lira. 10 lira. Bu ne kadar? O da 100 lira. Göstersene abi. Elektronik mi? Elektrik. Sıfırmış. Evet. Sıfır. İstanbul Tahtakale'den geliyorum. Tahta kalemaz oldu. Peki abi, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Eyvallah abi, siz de Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, Ali abinin yerini gezerken bir tane... Ne diyeceğim abi? Alemler, pazarcılar alemler. Evet arkadaşlar. Bu sefer de Murat abinin yanındayız. Murat abi nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Allah iyi sağlık versin abi. Şöyle ürünleri çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, halılar bulduk. Bit pazarı çekimlerine devam ediyoruz. Abi bu ne kadar? Şurayı toplayıp arabaya yüklemek var ya, bana durmuyor. Benimki doğrudur valla abi. O sağlam 100 lira olur 20 metre. O bir ayağı yok abla. 100 lira. Onun bir ayağı yok. Bir ayaksız 100 lira diyor. O zaman valla git birkaç para olsun. Evet arkadaşlar, gezmelere devam. Uydu cihazları. Ne kadar bu? 15. Hadi. Ne 15? 15 fazla. Bakayım. 15 lira fazla. Nasıl bir? Çekin bakayım. Evet arkadaşlar, abi. Dün hatırladım mesela. Ama şeylerim bu. 19 tane fırç yakaladım ama. Yok ya. Biri yarım kilo. O da çıkıyor mu ya? Aa. Abi bu olta şeyleri ne kadar? Bunlar? Bunlar 20 lira tanesi. Tanesi 20 lira. He, 12,5 lira. 5 lira. Paket alırsanız 4 lira. Şunlar ne kadar? 7,5 lira. Çok uygun vallahi. Ama atabildiğin kadar ileri atıyorsun bunu. Dün öyle yaptım ben. Yakında çıkmıyor. Mühür mü? He? Mühür mü? Dip oltası bu. He, dip oltası, pardon. Tamam. İki kancalı dip oltası. 25 lira. 20 lira oldu. Şöyle oltalar var arkadaşlar. Oltalar güzel. Evet. Oltalara ne diyorsun abi? Hep Shimano ya. 350, ben anlamam da izleyen arkadaşlar anlar. Shimano marka kamış, at çek, dip oltası. Nereden geliyordun abi sen? Buradayım ben. He, Çorumlusun. İlk defa görüyorum da ben, hep böyle çekim yapıyorum ben. İlk defa göremezsin, ben bir senedir buradayım. O zaman seni çekmemişim ben. Ayıp etmişim. Şantaj falan yapmayasın. Yok yok. Tamam. Abi kolay gelsin, sağ olasın. Neydi abi ismin? Ali Emdar Koçak.
Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nden emekliyim. Çorum Sumurlu Alemberi Köyü'nde. Selam olsun herkese. Aleyküm selam abi. Ve abi... Yıllanmış bir koca çınar bulduk burada, evet. Arkadaşlar. Gemici dayı. Evet abi. Sizi ne diye tanırlar amca? Gemici diye bilirler beni, Çorum'un merkezde. Ne var ne yok, ne yaptın bu yaşa kadar? Vallahi bu yaşa kadar, 50 yaşına kadar Türkiye'deydim. 50 yaşından 11 sene dünyayı gezdim. İngiltere, İspanya, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Umman, Yemen, Suudi Arabistan, Hindistan, İngiltere, İskoçya. Ne güzel. Slovanya, Hırvatistan. Çok yer gezdim yani. Ama Gürcistan'a gittim, sağlamdım. Arjantin'e geçtim, sağlamdım. Amerika'dan Arjantin'e geçtim, yürüyemez oldum. Oradan Fas'a geldim. Fas'tan da geldim. İngiltere'ye, oradan ayrıldım. Ondan sonra... Ama dünyayı gezsen de Türkiye bambaşka. Hele Çorum daha farklı. Hele Brezilya. Brezilya'ya 3-4 kere gittim. Maşallah. Düşün, yaşanacak yer. Ama çevre kenara geçtiği zaman can güvenliği yok. Ya Türkiye bambaşka. Evet. Ve Çorum. Türkiye'de Çorum. Valla Çorum, ben memleket Çorum ama... Yani dünyanın merkezi. Ankara'da büyüdüm. Herhalde biz Çorumlu olduğumuzdan dolayı biz Çorum'u çok seviyor. Olsun. Hayır. Amca teşekkür ederim. Benim TikTok'taki arkadaşlarım var, Çorum'u çöhmet ediyorlar. Oo, amcanın TikTok'u da var bu arada. TikTok'unu da söyle abi. Alemdar Koçak 19. Maşallah Alemdar, herkes sosyalleşmiş dolayı. Abi çok teşekkür ederiz. İyi günler, sağ olun. Bizim muhabbet arkadaşlar. Haftaya gelir misiniz? Yani. Ben her hafta sabah 5 dedim işte. Buradayım. Oo, tamamdır. Çünkü hastalandıktan sonra alışveriş yapamadık. Yürüyemez oldum. Buradan aşağısı uyuştu. Evet. Çaresini, tedavisini bulamadılar. Uyku da gitti. Gece yarısı, yani 2 saat uyusam ben sabah 5'te 4'te buradayım. Tamamdır abi. Allah'a emanet olun. Sağ olasın. Kola gelsin. Hadi sağ olasın abi. Evet arkadaşlar, teyzem 2 tane bıçak aldı. İyi göstersene. Evet. Anam telefonum yok. Tamam. Çekme diyor. Evet çekme. Israr yok. Şunu bir sayalım. Belki yanlış sayalım. Abi ben de 15 liradan. Sen parayı saklarsın. Aldım ben ha bıçağı. Şöyle müsaade alayım abi. Ben küçük abi. Ben aldım bıçak. Aha, aldım ha. Evet arkadaşlar. Bu yerde Iraklıların yeri. Suriyelilerin yeri. Detaylı çekim istediğiniz için bu kadar çekiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Irakların. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.